Selam kızlar, selam arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, Asi kadına hoş geldiniz. Diyeceksiniz ki Asi, bu mutfağın hali ne böyle? Bu tezgah niye bu kadar dağınık? Bu tezgah neden bu kadar kalabalık? Dediğinizi duyar gibiyim. Evet, biraz toparlayacağım, videoya başlayacağım. Bugün neler yapacağım kızlar? Bak, çok güzel dolma harcı hazırladım. Bütün malzemelerimi koydum. Eldivenle biraz daha şey yapacağım. Biber dolmalarım var, yıkanmış. Onları ayıklayacağım. Domates, soğan, patlıcanlar var. Acaba patlıcandan ben ne yapacağım? Yufkam da var. İpek gibi yufkam da var kızlar. Burada bir adet kavunum var. Kavunu aldım ama kavunu sevmedim. Kavun sertmiş. Bugün kesmeyi düşünmüyorum. Burada denize aldığım şeftaliler var. Ben meyve sevmem, biliyorsunuz. Şeftalileri de gayet sert aldım. Hani çok yumuşak olması. Çünkü denizden başka yiyen yok. Bizde meyve kültürü yok arkadaşlar. O yüzden sert aldım. Şimdi biber dolmasının her şeyi hazır zaten. O çabuk olur. Ben sizlerle konuşarak şeyi yapacağım. Patlıcanlarımı halledeceğim. Arkadaşlar, patlıcanlı börek yapacağım. Biber dolması yapacağım. Biber dolmasının her şeyi hazır olduğu için önce patlıcanlarımı, biberlerimi, soğanlarımı, sarımsaklarımı kavurarak işleme başlayacağım. Çok güzel yufkalar aldım kızçeler. Öyle güzel ki ipek gibi yufkalar aldım. Ondan sonra tepsiye şey yapacağım. Tepsiye koyma yapacağım. Hani tepsiye döşeme yapacağım. Patlıcanlı böreğimi. Sabırsızlanıyorum. Patlıcanlı böreği ben seneler önce, yıllar önce bir arkadaşımda yemiştim ve çok beğenmiştim. Çok muhteşemdi. Bugün birdenbire aklıma geldi. Onu yapayım dedim. Dolmayı çocuklar yer, biber dolmasını da. Şimdi şöyle oluyor. Çıkardığım biber dolması için tencere sanki böyle küçük gelecek gibi. Yukarıdan da büyük tencere çıkartmak istemiyorum. Bakalım artık. Kısmet. Ne yapacağız ben de bilmiyorum. Evet kızlar, kızçeler. Eldivenlerimi de çıkardım ama ben önce şu malzemelerimi doğrayayım. Aa, bu arada kendime mutfak önlüğü aldım. Bıktım artık, üstüm hep ıslanıyor. Ondan sonra mutfak önlüğüne alışmam lazım bir şekilde. Nerede benim önlüğüm? Valla şöyle bir önlük. Alışmaktan başka çarem yok değil mi kızlar? Kekim muhteşem olmuştu arkadaşlar. Az bir şey kaldı zaten kek. Şöyle önlüğümü de bağlayayım. Sebzelerimi özellikle hemen böreğimin içini hazırlayayım. Çünkü biraz soğuması gerekiyor. Burada da aldığım ipek gibi yufkalarım var. Bakmadım daha, inşallah ipek gibidir. Evet, geçenki biliyorsunuz en son yaptığımda hoş değildi. Güzele benziyor. Şöyle mis gibi. Ben bu yufkaları çok seviyorum. Çiğ çiğ bile yerim arkadaşlar. Şöyle saralım, poşetine koyalım. Kurumasın. Kurumasın yufkalarım benim. Ondan sonra dolma kolay. Dolmayı sadece şuralarını işte keseceğim. Yıkadım, dış taraflarını yıkadım. Hepsini yıkadım, bütün malzemelerimi. Onları doldurmak kolay. O hemen pişer. Hemen ben patlıcanlı böreğimi kavurmaya başlayayım. Önce malzemelerimi doğrayayım. Şöyle tahtamı alayım. Bakar mısınız? Bulaşık makinesini yıkadığım için çıkıyor şuraları. Ben bakın. Gözüküyor değil mi? Bakın şurası. Ya hiçbir şey elimde yıkamıyorum. Her şeyi bulaşık makinesine attığım için, atılmayacak şeyleri de attığım için mutfak eşyalarım biraz çabuk yıpranıyor arkadaşlar. Burada patlıcanı kavuracağım. Tamam, burada. Şimdi çok seri bir şekilde görevime başlamalıyım arkadaşlar. Çünkü sabırsızlanıyorum patlıcanlı böreği yemek için. Kızlar çıkın çıkın gelin bana. Bakın, biber dolmam var. Bir tabak kadar tavuklu pilavım var. Patlıcanlı böreğim var. Ondan sonra başka neyim var? Neyi söyledik? Kavunum var. Başka da bir şeyim yok. Ha, kekim var. Dünkü kekim müthiş olmuş. Çok güzel olmuş. Kalıptan dolayı çok yumuşak olmuş. İyi ki de 3 yumurtadan yapmışım ben onu. 4 yumurtadan yapınca çok daha fazla kabarıyor. Biliyorsunuz yumurta kabartıyor. Aman, aşağıdan gelen sese bak. Geldik yine zeytin burnuna. Ama ben seviyorum ya. Ben bu sesi seviyorum. Ne derler? Her horoz kendi çöplüğünde. Evet. Evet arkadaşlar. Doğrayalım soğanlarımızı. Bir güzel kavuracağım. Hiç su koymayacağım. Hatta öyle bir kavuracağım ki susuz bir şekilde.
İçine ne katacağım? Biraz sarımsak, tuz, bir de karabiber, bir de toz biber. Kırmızı toz biber. Başka bir şey katmayacağım arkadaşlar. Kimyonu ben zaten hiç sevmiyorum. Dolma içimi de o kadar güzel hazırladım ki içinde dereotu mu istersiniz? Domates mi istersiniz? Durun şöyle göstereyim. Arkadaşlar bol yağlı. Şöyle bakın. Salçası, baharatı, her bir şeyi içinde. Süper. Mis gibi de kokuyor. Dereotunu zaten çok seviyorum. Dolma biberleri bilmiyorum. Ne kadar aldım? Marketten aldığım için kilosunu milosunu bilmiyorum. Ay, çok acele alışveriş yaptım zaten. Yeni geldiğim için evde pek bir şey yok. Olmasın da zaten böyle günlük almak daha iyi. Market benim ayağımın dibinde. Kendim gittim aldım. Bu sefer denize güvenmedim kızlar. Taze fasulye baktım. Taze fasulye hiç güzel değildi. Ispanak baktım. Ispanaklar resmen kavak ağacına dönmüş. Ağaç şeklinde. Onu da almadım. Ispanağı canım istiyordu böyle. Kıymalı ıspanak, yoğurtlu, sarımsaklı yoğurtla birlikte ama sevmedim. Güzel değildi. 4 tane orta boy soğan kullanacağım. Böreği yediren soğan olacak. Yani soğanın lezzeti. Küçük zaten soğanlarım. Ay gözlerim de yandı. Çıkın çıkın gelin kızlar. Kız şeyler. Arkadaşımla konuştum. Az önce ismini vermiyorum. Senin diyor pilavını diyor yiyeceğim diyor. Gel buyur ye dedim pilavı. Senin dedim sadece pilavla göndermem dedim. Yok dedi fazla bir şey yapmanı istemiyorum. Sana ben dedi kıyamam dedi. Kıy bana dedim kıy. Kıymak zorundasın. Yemek yapmayı seviyorum. Video yapmayı çok seviyorum. Ondan sonra videodan önce evde işlerim vardı arkadaşlar. Komşum geldi onunla biraz rak rak yaptık. Konuştuk. Dedim ev işini sonra yaparım. Önce dedim videoyu yapayım. Ev işi dedim de yok ya süpürgeyi açacaktım. Videodan sonra açarım süpürgeyi. Hem daha iyi akşamüstü süpürge açmak. Yarın sabah kalktığımda tertemiz olur. Çok toz var arkadaşlar. Aşırı derecede toz var. Camların hepsi açık. Bugün İstanbul serin esiyor. Serin değil aslında. Esiyor. Ama sıcak. Ben dışarı çıktım geldim. Valla eve kendimi zor attım. Yani ev buz gibi serin. Süper. Biraz işte esinti vardı. Dün biliyorsunuz çok güzel yağmur yağdı İstanbul'da. Geldiğimden beri çamaşır yıkıyorum. Çamaşır. Çamaşırlar birikmiş. Kocam da yıkamış ama yine evde de vardı. Çamaşır. Bende de vardı çamaşır. Zaten ben çok fazla kıyafet çıkartıyorum. Çok fazla. O yüzden aldım ya bir önlüğü. Şey yapıyorum ya. Kıyafet yıkamaktan yemin ediyorum kıyafetlerimin rengi soldu. Sarımsaklarımı da şöyle doğrayayım hemen. Seri bir şekilde çabuk olmam lazım. Kızlarım, kızcılarım. Yorumlarınızı okudum, kalp koydum. Birkaç kişiyi engelledim gene. Birkaç kişi bir şey, saçma sapan bir şey yazmış oraya. Valla onun yazdığına gerçekten şaşırdım. Niye şaşırdım? Sadece sana şu kadarını söylüyorum. Görünen köy kılavuz istemez. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Sen anladın benim ne demek istediğimi. Aslında neyin ne olduğunu biliyorsun ama burada direkt açık açık hani konuşayım falan diye uğraşıyorsun ama hiç benim öyle bir maksadım yok. Gerek yok şu zamanda. Gerek yok. Her şeyin vakti zamanı sırası var. Birisi de canımı sıktı. Şöyle canımı sıktı. Herhalde beni oradan görünce telefonda konuşunca kameradan herhalde beni aptal mı zannediyor, salak mı zannediyor ya da gazla çalışan biri mi zannediyor, ona da pek bir anlam veremedim. Herhalde ki düşünceleri öyle. Kimse beni yönlendiremez arkadaşlar.
Ben hiç kimsenin dediğini yapmam. Bir şeyi yapacaksam, sonunda ölüm de olsa ben yaparım. Yani onun sözünü ben kimseye veremem. Öyle yani kızlarım, kızçelerim. Kimseyle işim yok. Öyle sürekli bir şey, bir konu hakkında konuşmak da sıkıyor. Bir zaman sonra insanı sıkıyor. Şimdi konularımız başka. Bak ayın 9'unda okul açılıyor. Okulun açıldığı gün benim çok önemli doktor sonuçlarımı öğreneceğim. Ayın 9'unda tahlillerim çıktı. En önemli tahlillerim çıktı. Fakat ayın 9'unda öğreneceğim. Ayın 9'u benim için çok önemli. Duanızı eksik etmeyin kızlarım, kızçelerim. Öyle yani. Hepsini çiğden koyacağım. Bir güzel kavuracağım arkadaşlar. Birazcık da domates salçası koyacağım. 2 domates yeter sanırım. Yalnız tavacığım sen şuraya gel. Domatesin suyunu akıtmayalım. Eldiven taksam da olurmuş yani. Ellerim bayağı bir şey oldu. Ama benim ellerim temiz. Her saniye el yıkayan birisiyim ben. El yıkamak artık bir hastalık haline geldi. El yıkamaktan inanın ellerimde oje durmuyor ya. Tırnaklarımda oje durmuyor. Bunların hepsi yıkandı arkadaşlar. Ya da siz yıkamadı diye algılayabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bir tane kapya biberi yeter diye düşünüyorum. Büyükmüş bayağı. İkisi çok ama doğrayınca belli olacak o. Doğrayalım bakalım. Dışarıda da çocuk ağlama sesi, bebek ağlama sesi ne ararsanız var arkadaşlar. Allah'tan müzik yok şu anda. Yeşil biber kullanmayacağım. Bunu kullanacağım. Sizce bir tane yeter mi? İkinciyi doğrayayım mı kızlar? Kırmızı biberi ben çok sevmem aslında. Hani şekerli oluyor ya. Ben yine de ikisini doğrayayım değil mi? Yeşil biber kullanmayacağım çünkü. Kullansam mı acaba kızlar? Yok ya, kullanmayayım. Evet, bunu da doğrayayım. Bakın kekim var, böreğim var, dolmam var. Bir tabak kadar tavuklu pilavım var. Yanına gene bir şeyler çıkartırım. Çıkın çıkın gelin. Asi kadın mutfakla, yemekle uğraşıyor. El alemle uğraşmıyor, boş konuşmuyor, dedikodu yapmıyor. Olmamış bir şeyi olmuş gibi anlatmıyor. Dobralığından hiçbir zaman ödün vermedi. Benim sevgili takipçilerim de bunun farkında zaten. Değil mi kızçelerim? Bakalım nasıl olacak patlıcanlı böreğimiz. Birisi de yazmış oraya, birinin ismini vererek o kişiyi de engelledim. Ben kimseyi tehdit etmedim. O bahsettiğin şahsı da asla tehdit etmedim. Sadece söylediğim laf şu. Seni mahvederim. Seni bitiririm. Sadece bunu söyledim. Ona göre ayağını denk al dedim. Bu kadar da pasif görme, bu kadar da kendini zeki zannetme. Sadece bunu dedim. Bu tehdit sayılmaz. Çünkü insanlar o bazı şahıslar da biliyor ki hatasını, kusurunu, susmak zorunda kalıyor ki susmak zorunda zaten. Susmak zorunda. Benim tehditle mehditle işim olmaz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın, bin. Gerçekten öyle. Bin yaşasın, 10.000 yaşasın. Her zaman ne derim? Uyuyan yılanı uyandırmayın. Yapmayın böyle bir hatayı. Yapmayın kızçeler. Kızlar, kızçeler. Nereden aklıma geldiyse patlıcanlı börek resmen kokusu burnumda, biliyor musunuz arkadaşlar? Hamile miyim neyim anlamadım, gitti. Resmen patlıcanlı böreği aşerdim ya. Patlıcanı zaten severim normalde.
Hiç tuzlu suda falan bekletmeyeceğim kızlar. Minnak minnak doğrayıp kavuracağım. Bir kapak yardımıyla. Kapak koyar mıyım onu da bilmiyorum. Şey olmasa yumuş. Sulanmaması lazım. Oh oh oh, nefis olacak. Bu böyle bile yenir arkadaşlar. Sarımsağı var, soğanı var. Ondan sonra domatesi var. Bu şekilde bile yenir yani. Ama ben börek yapacağım. Bu kavrulduktan sonra börek sosumu hemen hazırlayacağım. Güzel sodalı bir börek yapacağız. Üstü çıtır, içi yumuşacık. İkisi bir arada olunca güzel oluyor arkadaşlar. Yumuşak olmasın, sosumu da ona göre hazırlayacağım. Kesinlikle yoğurt kullanmayacağım. Yoğurt biliyorsunuz yumuşak yapıyor. Acaba iki patlıcan, yok dört patlıcan yapayım, kalırsa da hani onu yeriz zaten. Patlıcanın her şeyi güzel oluyor. Aferin bana, nereden aklıma geldi patlıcanlı börek. Değişik şeyler istiyoruz bazen arkadaşlar. Değişiklik güzel, hep aynı yemekler. Bu kavrulurken de, bu şey yaparken de ben dolmalarımı doldururum zaten. Birlikte doldururuz kızlar. Önlük iyiymiş bak, üstüm tertemiz kaldı. Değil mi kızlar? Bıçak da süper kesiyor. Çok büyük bıçak sevmiyorum zaten ben. Hemen tuzunu, karabiberini, yağını döküp onu kavurmaya terk edeceğim. Şu ucu kalınca da elde doğramak daha iyi. Patlıcanlar kararmaz çünkü acele ediyorum. Kararacak kadar beklemeyeceğim arkadaşlar. Bu tava buna küçük mü geldi? Küçük gelirse değiştiririz. Nasıl olsa alıştık biz. Sürekli kap değiştirmeye. Ay çekiyor mu? Bazen böyle şeylik yapıyor. Videoları, fotoğrafları silmeyi unutuyorum. Çok birikiyor. Bitiriyor kendi kendine video. Daha çabuk olmam lazım. Şöyle doğrayayım. Sebzelerim şimdi şey ya, sulu olduğu için kaba duruyor. O azalacak arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz. Nereye gidiyorum be kardeşim? Evet. Tuzumu da koyayım. Biraz şey koydum arkadaşlar. Pul biber, biraz karabiber. Şimdi tuzunu koyalım. Bu kadar çok kaşık, çatal, bıçak var ki bu evde. Vallahi çekmece dolu. Biraz tuzdan yana olsun. Tuzu severim. Tuza bayılırım. Tuza bayılırım arkadaşlar. Acele ediyorum ya. Heh, biraz da yağsını koyayım. Gel bakalım. Hiç su koymayacağım. Ha, benim biraz koyduğum yağa bakın. Ben yağı çok kullanıyorum arkadaşlar. Aynı Canoş gibi ama yağ konusunda Canoş'a asla yetişemem. Çok fazla yağ kullanıyor. Öğretemedim ona idareli olmayı. O kadar söyledim. Bak kızcan. Bak güzel kızım. Yağı idareli kullan. Yağı az kullan. Dünya idareyle kurulmuş. Yok. Dolduruyor yağı. Onun kadar yağ kullanmıyorum tabii. Kısık ateşte yapıyorum arkadaşlar. Yok, büyük tarafa koyayım, orta tarafa, ama altını kısacağım. Çünkü vaktim o kadar çok yok. Bu burada. Domates suyunu salsın etsin. Salçasını birazdan koyacağım arkadaşlar. Şimdi yok, salçasını da koyayım ben. Evet, salçasını koyayım.
Tavayı da, kamerayı da çevireyim size. Evet kızlar. Kamerayı da çevirdim. Şurada tat salçam var. Tat domates salçası. Şundan bir kaşık alayım. Bir kaşık yardımıyla. Salçasını da koyayım. Yeterli bu. Şundan şunu da çıkarayım. Burada dursun. Bunu hemen dolabıma koyayım. Öyle yani arkadaşlar, kızlar, kızçeler. Dağınıklığımı topluyorum. O kavrulurken hemen dolmama geçeceğim arkadaşlar. Şöyle dursun, bu da burada. Dolmalarım. Ben şu dağınıklığı hemen topluyorum. Hemencecik. Gitmeyin bir yere. Şöyle bir cam kapak koydum arkadaşlar. Patlıcanlar birazcık yumuşasın. Şu an karıştıramıyorum çünkü biraz sulansın, suyunu salsın, bir güzel karıştıracağım. Kavurma aşamasında kaldıracağım kapağını. Ben de bu arada biberlerimi şey yapayım. Şöyle ayıklayayım. Mutfağı kirletmiyoruz tabii ki de. Bunlar bana lazım, kapakları. Üstüne domates koymayı sevmiyorum arkadaşlar. Kapaklarını koymak daha çok güzel duruyor. Mutfakta yemek yapmak terapi gibi. Bazen bana o kadar iyi geliyor ki, mesela ev işi yapmak da bana terapi gibi geliyor. Çünkü şöyle süpürüyorsun, siliyorsun, tertemiz, mis gibi. Mutlu hissediyorum kendimi. Gerçekten mutlu hissediyorum. Pis bir ortamı sevmiyorum. Öyle yani. Dün gece de hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah bir rüya gördüm arkadaşlar. Rüyamda birini gördüm. Hepinizin bildiği, tanıdığı birisi. İnşallah rüyam düz çıkmaz. İnşallah. Allah hayırlara vesile etsin. Bir gün şeyde kayınvalidem yazlığına gitmiştim. Çok önceden ama deniz falan küçüktü. Orada çok sebze ve meyve yetiştiriyorlardı. Oradan böyle bahçeden patlıcandı, biberdi, işte aklınıza gelen tüm sebzeleri topladım, eve getirdim. Biber dolması yapmak için, biberler o kadar küçük ve o kadar minnak, o kadar tazeydi ki. O kadar güzel ya. Su gibiydi. Onları böyle ayıklarken, ay içinden tırtıl çıktı. Hani organik ya. O gün bugündür istemiyorum bahçe şeyi. Korkuyorum. İçinden çıkar diye. Ama çok güzeldi biberler. İnşallah dolma harcını fazla yapmamışımdır. Kalmasını istemiyorum. Pirincini falan çok az koydum ama bakalım. Evde kabak falan da yok. Hani kalanından kabak doldurayım. Bakalım bir dolduralım da Deniz Efendi'yi markete gönderebilirsek. Çok da sıcak ya. Estiğine bakmayın havanın. Çok da sıcak. Kendim dışarı çıktığım için biliyorum. O kadar güzel koktu ki şey, börek. Börek için hazırladığım börek harcı nefis koktu. Bu börek gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Ne kıymalı, ne peynirli, ne su böreği, ne bilmem ne böreği, ne patatesli. Bu börek muhteşem oluyor. Muhteşem. Muhteşem ötesi bir şey. Bunu mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Kızlar. Kızlarım, kızçelerim, nasıl güzel kavruluyor bakar mısınız? Mis gibi koktu. Bu yemin ediyorum valla, böreği bırakın bu, ay, ekmekle bile çok güzel yenir. Harika bir şey. Kapağa ihtiyacım yok artık. Şöyle kenara koyayım. Mis gibi de koktu.
Bu böreğin sayesinde patlıcan sevmeyen kimse kalmayacak arkadaşlar. Çünkü mis gibi koktu. Ne işiniz var kıymayla? Bu sıcakta kıymalı börek olmaz. Yapın böyle bol sebzeli patlıcanlı. Patlıcan zaten hemen pişer. Patlıcanın kanı ne, canı ne? Değil mi kızlar? Sabırsızlanıyorum. Hiç böreği hiçbir şey yemeyeceğim. Sadece börek yiyeceğim. Ayranla. Kek de yemeyeceğim. Şu lavabonun içinde kalıyor ya. Böyle şeyler. Biber parçaları falan. Çok sinir oluyorum. Patlıcanlarım kavrulurken de ben dolmaları doldurayım. Eldivenlerimi takayım arkadaşlar. Yalnız şöyle bir durum var. Şincik şöyle oluyor. İnşallah bir videoya sığdırırım ama hiç zannetmiyorum. Bir videoya ben bunu sığdırayım. Mecbur iki video yapacağım. Çünkü 40-45 dakikalık video istemiyorum. Hani en fazla yarım saati geçmesin, 30 dakikayı geçmesin istiyorum arkadaşlar. Tencerem nerede? Evet arkadaşlar. Tencerem bu. Minnak bir tencere. Çok da küçük değil. Çok da minnak değil daha doğrusu. Şunu alayım. Harcımı şöyle bir karıştırayım. Daha iyi karıştırayım. Ama kaşık çıkardım ama elimle mi doldursam acaba arkadaşlar? Şöyle hemen vakit kaybetmeden. Evet elimle doldurayım. Oh 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 oh. Nefis, 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 mis gibi. Oh, nefis koktu. Ama dolma harcını sanırım fazla yapmışım. Sorun değil. Hemen bunu kaldıracağım buzluğa. Buzluğa değil, pardon. Alta. Hemen yarın da kabak doldururum. Bu akşam biter zaten. Çok fazla yok. Bizimkiler özlemiş ev yemeklerini. Kızlar bir akşam pizza söylemişler. 1500 lira. Bir akşam hamburger söylemişler 1000 lira. Düşünebiliyor musunuz? Dışarıdan yemişler. Yapın makarna menemen. Öyle yani. Her akşam dışarıdan yemek yemek mi olur? Biliyorsunuz yemek fiyatlarını dışarıda. Ben ev yemeklerini seviyorum. Dışarıda ben neyi severim? Hamburgeri severim. Bir de şeyi severim. Lahmacunu. Bir de o dışarıda yapılan nefis makarnalar var ya, onlara bayılırım. Makarnayı çok seviyorum zaten. Böyle makarna sever birisiyim. Dolmamız bir saate pişer. Hemen dolduruyorum zaten. Bir günde soslu dolması yapacağım şeyde Kuşadası'nda yaptığım dolmada, o da çok müthişti. Onu kavurarak yapmıştım biliyorsunuz. Nasılsın abla? Alacak tencere, alacak. Daha iyi devrilmezler. İçinde bol nane var dolmamın. Nane mis gibi kokuyor. Dereotuyla nanenin kokusu zaten baydı ortalığı. Eldivenlerim çok tatlı değil mi? Tam elime göre. Yarın ya da öbürsü gün içine tekrardan biraz soğan, biraz domates, biraz pirinç, hemen bir kabak doldururum. Az almışım biberi. Bir kilo yok galiba burada. Ya da var bilmiyorum. Dolmalar büyük ya. Daha büyükleri var. Daha büyüklerini almadım. Şimdi Canoş'un sözü vardı bana. Sana dolma yapacağım. Sana bizim yemeklerden yapacağım falan fıstık böyle sözler etti. Ah ne sözler verdi bana arkadaşlar. Ne sözler verdi. Hiçbirini yerine getirmedi.
Ama kırgın değilim. Sitem de etmiyorum. Çünkü o da haklı. Benim yemeklerimi görünce bir adım geri çekildi arkadaşlar. Bir adım geri çekildi. O yüzden ona da hak vermek lazım. Yani asi kadın dururken canoş ne anlar dolmadan. Değil mi arkadaşlar? Ben yağsını çok güzel katmışım. Gayet güzel. Karıştıracağım şimdi. Kokmaya başladı mis gibi. Olmuştur zaten o. Hemen soğutacağım onu. Börek işlemine başlayacağım kızlar. Altı kısık şu anda. Şu dolmaları doldurayım. Çünkü eldivenleri çıkaracağım elimden. Bu dolma başka dolma, bu börek başka börek. Patlıcan sevenler burada mı kızlar? Alalım patlıcan sevenleri. Patlıcanın bin bir çeşit yemeği oluyor yani. Bilmiyorum sevmeyen var mı? Patlıcan böyle böyle de yeniyor ama genelde içine et isteyen bir sebze. Etli muhteşem oluyor. Bir tane biberim kaldı ve tencere tam geldi. Ama iç harcım birazcık arttı. Sos yapmayacağım üstüne. Çünkü salçası ve şeyi bayağı bir içinde suyunu koyduğum zaman zaten kendi kendine soslanacak o. Seni de buraya koyduk mu? Tamam. Benden mutlusu yok. Evet kızlar. Zaten bitsin. Ben arkadaşlar ısıtma yemeği sevmiyorum. Bazı insanlar bir yemek yapar, 3 gün aynı yemeği yer. Ben o taraftarda değilim. Her gün günlük taze yemek yemeyi severim. Hatta bugün canımın çok istediği şeyi yediysem yarın onu yemek istemem. Eldivenlerimizi çıkartalım. Şöyle koyalım. Oo, tam 30 dakika olmuş. Kızlarım, kızçelerim, ben sizleri öpüyorum. Hoşça kalın. Hemen videonun ikincisine başlıyorum çünkü. Eğer ki devam edersem yemin ediyorum 60 dakikalık, 70 dakikalık video olacak. Börek yap, börek sarılacak, börek pişecek, dolma pişecek derken öyle olacak. Sizleri çok tutmayayım ama bu videoyu izleyip de ikinci videoyu, asıl önemli ikinci videoyu izlememezlik yapmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, asi kadında kalın. Hemen geliyor ikinci video.